Herkese merhabalar. Bu videomuzda sizlerle birlikte BlueStrix incelemesini yapacağız. BlueStrix'i bundan önceki videomuzda bahsetmiştik. Telefonumuzdaki veya tabletimizdeki bir uygulamayı bilgisayar üzerinde çalıştırmaya yarayan bir Android emülatörü. Günümüzde birçok program hem Google Play Store'da hem de App Store üzerinde bulunmakta. Ancak şunu belirtmekte fayda var. Buradaki uygulamalar sadece Android uygulamalardan oluşuyor. Yani sadece App Store özel bir uygulama var ise bu program üzerinde çalıştıramıyoruz. Dilerseniz programın incelenmesine geçelim. Programı ilk açtığımızda karşımıza bu şekilde oyun merkezi diye bir alan geliyor. Oyunların bölümü var. Bu oyunların bölümünde kendi yüklemiş olduğunuz uygulamaları görebilirsiniz. Bakın şu an ben YouTube yüklemiştim bunun önceki videomda burada gözüküyor. Ayrıca yüklemiş olduğumuz uygulamalar bilgisayarımızın masa üstüne kısa olarak geliyor. Yani siz BlueStrux açmaya gerek kalmadan o üzerine çift tıklayarak uygulama direkt BlueStrux beraber açılmış oluyor. Uygulamayı incelemeye başladığımızda bizi siyah bir tema karşılıyor. Yine bu temayı ayarlar bölümünden değiştirebiliyoruz. Sağ üst köşede bildirim merkezi var. Bunun yanında hesabımızla ilgili bize bilgiler veriyor. Buradaki 3 çizgiden ise BlueStrax hakkındaki ayarları ve bazı özelleştirmelere ulaşabiliyoruz. Hemen bunlardan bahsedelim. İlk bölüm ayarlar bölümü. Ayarlar bölümüne hemen giriş yapalım. Burada bizim uygulama üzerinde bilgisayarımızın işlemcisini ne kadarını kullandığını, RAM'ini ne kadarını kullandığını bizlere gösteriyor. Sizler burayı özel olarak kendiniz ayarlayabilirsiniz. Mesela ben 900 MB RAM olarak ayarlamışım. İşlemcim de 4 çekirdekli. Bunun 2 çekirdeğini kullanmasını istemişim. Buradaki özelleştirmeleri sizler de deneyerek kendinize en uygun olan performansı yakalayabilirsiniz. Yine Bluestrex'te maksimum performansı almak adı altında bir video daha çekeceğiz. Burada da detaylı olarak motor bölümüne değineceğiz. İkinci bölümde göster butonu var. Göster butonu da bizim ekran çözünürlüğümüze göre Bluestrex'in çözünürlüğünü ayarlıyor. Sizler çözünürlüğü düşük ya da daha da yüksek olarak ayarlayabilirsiniz. Yüksek ayarlamanız sebebiyle bilgisayarınızda performans kaybı yaşayabilirsiniz. Seçenekler bölümünde bize dil ayarı, performans ayarları hakkında bilgiler vermiş. Burada bellek kırpmayı etkinleştir ya da oyun çalışırken arka plandaki web sayfalarını devre dışı bırak şeklinde performans ayarları mevcut. Yine aşağı kaydırdıkça bakın oyun kontrol ayarları mevcut burada gamepad yani bir gamepad'iniz varsa bu gamepad'i algılayıp algılayamayacağını bunun yanında bir kontrol düzeni silmeden önce bir uyarı gösterip göstermeyeceğini ekranlarımıza bizim yansıtıyor. Bir kontrol düzeni silinmeden önce uyarı gösterip göstermeyeceğini buradan belirleyebiliyoruz. Yine aşağı doğru kaydırınca bakın buradan Özelleştirme ayarları mevcut. Özellikle canlı yayında oyunla uğraşan insanlar için burada Discord'la bağlanmaya da izin verme tiki mevcut. Ayarlardaki bir sonraki menümüz ise cihaz menümüz. Buradan bir cihaz profili belirleyebiliyoruz. Bu belirlediğimiz cihaz profili Google Play Store üzerinde girdiğimizde sanki bu cihazı kullanıyormuş gibi bizi gösteriyor. Mesela buraya tıklayıp farklı cep telefonları da seçebiliyorsunuz. Bu cep telefonlarını yukarı aşağı kaydırarak görebilirsiniz. Devamında isterseniz de özel bir profil oluşturabilirsiniz. Bunun yanında eğer mobil bir ağ kullanmak istiyorsanız buradaki e mobil ağın ayarlarını tıklayarak ayarlayabilirsiniz. Bildirimler bölümü var. Bu bildirimler bölümü BlueStrex kapalı olsa dahi bizim bildirimleri Açıp ya da kapamamızı sağlayan bölüm. Belirirken ekrana sesleri ya da e, gamepad'in üzerindeki bildirimlerin bizlere gözüküp gözükmemesi ile ilgili ayarlar mevcut. Yine buradaki ayarları da kendimiz özelleştirebiliyoruz. Oyun ayarları bölümüne geldiğimizde ise oyun ayarlarında bir de imreç ayarı var. Burada imrecin e, nasıl bir şekilde olacağını bizlere sunmuşlar. İkisinden birini seçerek farklı imreç türlerini kullanabiliyoruz. Bir sonraki bölümümüz ise kısa yol tuşları menüsü. Bu kısa yol tuşları menüsünden ses arttırma, azaltma gibi pek çok seçenek vermiş. Bunları dilerseniz üzerlerine tıklayarak kendiniz özelleştirebiliyorsunuz. Bunun altında bir kullanıcı bilgisi bölümü mevcut. Bu kullanıcı bilgisi bölümünde BlueStrax'ın kullanılmadığı boş alanları temizlememize yarıyor ve aynı zamanda biz bu BlueStrax'ımızı yedekleyebiliyoruz. Örneğin başka bir bilgisayarda çalışmamıza devam edeceğiz. Buradan indirdiğimiz yedeği oradaki BlueStrax'a aktarabiliyoruz. Yine hakkında bölümünde de uygulamayla ilgili sürüm ve ulaşabileceğimiz e-posta ve adresler mevcut. Ayarlar bölümünden sonra bakın burada başa tuttur menüsü var. Siz bunu açtığınızda uygulamalar hep başa tutturlu bir şekilde gözüküyor. Yayınlama modu ise açtığımız uygulamaları bu etrafındaki menüler olmadan sadece tek ekran olarak gösteriyor. Mesela bir deneyelim. Örneğin bir YouTube uygulamasını açalım. Bakın YouTube uygulamasını açtım. Şu an YouTube uygulamasını sekme olarak gösteriyor. Ve yan taraflarında bizim Bluestrex'in birazdan anlatacağımız tonları var. Hemen ne yapıyorum bakın. Buradaki üç çizgiye tıklıyorum. Yayınlama modunu alıyorum. Ve yayınlama modunu aldıktan sonra benim uygulamam ekranda görmüş olduğunuz gibi ayrı bir pencerede açılıyor. Yani burada ne yer canlı yayın yapacaksınız, ekranınızı yansıtacaksanız buradan bu şekilde yayıncı modunu seçebilirsiniz. Bir diğer bölümümüz ise senkronizasyon işlemleri var burada. Burada belli başlı hesaplarınız varsa bu hesaplarla aynı anda senkronize edebilirsiniz uygulamayı. Bunun yanında bahsettiğimiz siyah arayüzü değiştirmek için burada arayüzü değiştir butonu var. Burada arayüzü dilediğiniz renkte ayarlayabilirsiniz. Yardım ve destek ve ipuçları ile hızlandır bölümleri var. Bu bölümleri de kullanarak uygulama hakkında çok detaylı bilgiler alabilirsiniz. Uygulamanın sağ tarafında ise bizi kısa yol tuşları karşılıyor. Kısa yol tuşları sağ taraftaki en baştaki uygulama üzerindeki sesi açıp kapatmamızı sağlıyor. Yani bu bizim Android emülatörümüz, Android tabletimizin sesinin ayarını bizlere belirtiyor. Örneğin ben bilgisayarımda bir ekran kaydı yapacağım. Ancak e, tabletin üzerinde açtığım uygulamanın sesi çıkmasını istiyorum. Buradan sesin seviyesini en aşağıya alıp ya da tüm örnekleri sessiz alıp seçip buradan sesin bilgisayar tarafından duyulmasını engelleyebiliyorum. Yine burada oyuncular için geliştirilmiş olan imleci kilitle bölümleri mevcut. Bakın burada yine oyun kontrolleri bölümü mevcut. Bunlar herhangi bir uygulama açılınca aktif hale geliyor. Oyun kayıt tuşu mevcut. Bu oyun kayıt tuşuna belli bir makrolar atayabiliyorsunuz. Mesela oyunlardaki botları vesaire bunları makrolar atayarak BlueStrikes'e yaptırabiliyorsunuz. Oyun kayıt tuşundan sonra biz APK yükle butonu karşılıyor. Biz buradan tıklayarak BlueStrikes'imize dışarıdan bir uygulama yükleyebiliyoruz. Peki biz bu dışarıdan uygulamayı nereden bulacağız? Nereden indireceğiz? Bunu da yine benim kanalımdaki paylaşacağım videolarda bulabilirsiniz. Burada bir sonraki aracımız ekran görüntüsü alma bölümü. Ekran görüntüsü al'a tıkladıktan sonra ekran görüntüsünü direkt kaydediyor ve kaydettiği konumu da Windows klasöründe görüntüle butonuna basınca görebiliyoruz. Ekran kaydetme özelliği var. Bu beta aşamasında. Bunu şu an için önermiyorum ben. E, tam verimli olarak kaydetme kayıpları olabiliyor. Bu nedenle ekran kaydı yaparken mutlaka Windows üzerinde 3. parti bir yazılım kullanmanız şiddetle tavsiye ediyorum. Media klasörünü açın diyor. Yani bu bizim çekmiş olduğumuz ekran görüntülerinin bulunduğu klasör. Bunun yanında çoklu örnek yöneticisi, konum, sallama, döndürme gibi cihazda fiziksel olarak yapacağımız işlemleri buradan da yapabiliyoruz. 3 nokta bölümünde ise Eco modu diye bir bölüm var. Bu bölüm laptoplar için geliştirilmiş. Eğer bir laptop kullanıcısıysanız bu eco modunu açarak pilinizin daha yavaş tükenmesini sağlayabilirsiniz. En alt bölümdeki iki farklı araç ise oyun rehberini ve ayarları oluşturuyor. Zaten biz ayarlardan bahsetmiştik uygulama içerisinde. BlueStacks programımızın genel anlamda incelemesi bu şekildeydi. Sizler de telefonunuzda veya tabletinizde kullandığınız uygulamayı bilgisayarınızda bu program aracılığıyla kullanabilirsiniz. Diğer videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.